Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından gönlü Allah'a bağlama, murakabe. Allah sizi esirgesin. Murakabe nedir ve başlangıcında ne yaşanır? Cevapladı. Aziz ve celil olan Rabbin yakınlığını kalben bilmek ve bunu hissetmekle. Sordum. Rabbinin kendisine yakın olduğunu bilen her insana gönlünü Allah'a bağlamış denilebilir mi? Öyle biri gönlünü Allah'a bağlamış kimse denilmeye layık mıdır? Cevapladı. Sen bana murakabenin başlangıcını sormuştun. Bu yönde kendisinde bir parça bilgi olan kimse elbette murakabeden de bir payı sahiptir. Fakat o gönlünü Allah'a bağlamış yani murakıp denmeye layık değildir. Sordum. Kişinin böyle bir niteliği taşıdığının söylenmesine ve gönlünü Allah'a bağlamış kişi denilmesine imkan veren şu murakabe özü itibariyle nedir? Cevapladı. Allah-u Teala'nın kendisinin hiçbir şey yapmadan durduğu halini de bütün yapıp ettiklerini de her an bilip görmekte olduğu konusunda kalbin dikkatli ve uyanık olmasıdır. Yakinin saflığı ve gaybe bakıp görmeyi engelleyen karanlıklar perdesinin kalkması açısından böylesi bir bilgi ve uyanıklık kalp için vazgeçilmez bir şarttır. İşte o zaman ey genç bütün belalarıyla birlikte gafletin sebepleri de kalpten çıkar gider. Böylece kul Allah'ın yardımıyla hikmetin yani bilgeliğin rehberliğini ve içerdiği şeyleri kavrar ve eriştiği yakın bilgisi yani kesin bilgi kendisinde bulunmayan bilgileri ona açar. Sordum. Allah sizi esirgesin. Hangi şey kulu bu hale eriştirir? Cevapladı. Boş işlerden bağını koparmak. Kendini ilme vermek ve bu ilmini dikkat ve özenle korumak. Sordum. Gönlünü Allah'a bağlamış olmanın açık belirtisi nedir? Cevapladı. Gönlün Allah'a bağlanmış olduğunu gösteren hal şudur. Kul başka her şeyi dışlayarak, yok sayarak bütün dikkatini bu nokta üzerinde toplar. Öyle ki biri kendisini görse şöyle der. Bu adam dalgın, kendinden geçmiş, aklı da bozulmuş. Gönlünü bu mesele değil, işte böylesine tamamen Allah'a vermiş ve o halin içine bütünüyle kapanıp kalmıştır. Sordum. Söylediklerinizi biraz açar mısınız? Bir halin gerçekten gönlü bütünüyle Allah'a bağlama olup olmadığını bilmem için bunun apaçık belirtisinin ne olduğunu söyler misiniz? Cevapladı. Peki delikanlı. Böyle biri çoğu zaman yoldan tanıdığı bir adama rastlar da onu hiç tanımadan, farkına varmadan yanından geçer gider. Kendisine seslenilince duymadığı, o yüzden de cevap vermediği çok olur. Yola çıkınca çevresine hiç bakmadan gitmek istediği yere kadar hedefe kilitlenmişçesine yürür gider. Çünkü gönlünün tamamen Allah'a bağlı oluşu onun aklını bütünüyle esir alır ve onun her türlü arzu ve isteklerini bu yöne yöneltir. Nitekim anlatıldığına göre Atabetül Hukulam Basra sokaklarında yürürken yolda kimseyi görüp fark etmezdi. Babasının biri yanından selam vermeden geçip giderdi. O kadar ki bir gün babası kendisine kızdı ve Gulam'ın kardeşlerine onu şikayet etti. Onlar da kendisine şöyle dediler. Baba senin yanından geçerken tut da silkele onu. Çünkü o senin orada olduğunu fark edip bilmez de ondan. Ayrıca söylendiğine göre Abdülvahid İbni Zeyd'e sormuşlar. Sen bu zamanda başkalarını bırakıp tamamen kendi içine dalıp gitmiş birini tanıyor musun? Cevap vermiş. Hayır tanımıyorum. Ancak Az sonra buraya gelecek adama bakın. O sırada içeriye Atabetül Hulam girmiş. Abdülvahid İbni Zeyd ona sormuş. Nereden geliyorsun? Cevap vermiş falan yerden. Yolda tam çarşının içinden geçiyormuş. O yüzden Abdülvahid İbni Zeyd tekrar sormuş. Yolda kimleri gördün? Cevap vermiş. Kimseyi görmedim. Bir başka adamın da üstadlarının yanına çarşının ortasından geçip gittiği halde 20 yıl boyunca yolda karşılaştıklarının erkek mi, kadın mı olduğunu hiç fark etmediği rivayet edilir. Yine rivayet edildiğine göre Hz. Zekeriya Aleyhisselam'a oğlu Yahya Aleyhisselam da yolda yüzünü bir kadına çarpar ve onu iter ve kendisine sorarlar. Neden öyle yaptın? Cevap verir. Ben bir duvara çarptığımı sandım. İşte delikanlı, gönlü Allah'a bağlamada ihlaslı oluşun işareti de budur. İnsanın sadece tek bir kaygısı olması ve o kaygının içinde kaybolması. Sordum. Gönlünü Allah'a bağlamak kulu nereye götürür ve hangi makama eriştirir? Cevapladı. Allah-u Teala'dan utanmaya yani hayaya. Onun azametini tanımaya ve her türlü güzel hale. Nitekim Ebu Velid anlatıyordu. Bana dediklerine göre hastada bir kadın kendi kalbine şöyle sesleniyormuş. Ey kalbim ben seni kaybettim ne kadar da katısın. Geceleri de gündüzleri de Allah'ın azametinden gafilsin. Ya Rabbi kalbi katı olanın senden uzaklaştığını bile bile ben nasıl olur da sana yakın olduğumu iddia edebilirim.